Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimimizde değişik bir şey deneyeceğiz. Bazı arkadaşlarımız sormuş ki abi demiş biz Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırabilir miyiz demiş. Yani istediğimiz bir Android uygulamasını Windows 11'de APK'sını nasıl çalıştırırız onu bize gösterir misin demiş arkadaşlar. Şimdi size şöyle anlatayım arkadaşlar. Windows 11'de APK uygulamaları çalıştırmanın birden fazla yolu var. Windows Subsystem ve PowerShell ile birlikte Windows 11'in içerisinde direkt bunu kullanabilirsiniz. BlueStack gibi ek programlar yardımıyla APK'lar çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Veya bunların dışında şimdi size göstereceğim efsane yöntemle Microsoft'un kendi web mağazasından bunları indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve hiç uğraşmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz kameramızdan masa üstümüze geçelim ve bu işlemlerin hepsinin nasıl yapıldığına hep birlikte bakalım. Öncelikle arkadaşlar Windows 11'de bakın burada Microsoft Store var. Microsoft mağazası. Mağazaya girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok uygulama, birçok oyunu buradan görebileceksiniz. WhatsApp, Spotify gibi eklentileri buradan görebileceksiniz. Aramak istediğiniz uygulamaları üst taraftan gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan arayabilirsiniz. Mesela ben buradan Twitch'i aramak istediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bana arama sonuçlarını veriyor. Discord aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde arama sonuçlarını bana veriyor. Ama şu şekilde bir probleminiz, şu şekilde bir sıkıntınız olabilir. Diyelim ki siz burada aramak istediğiniz Opera diyelim mesela aramak istediğiniz APK uygulamasını bulamadınız. Çünkü programlar arkadaşlar Android'lere özel, bilgisayarlara özel uygulamalar çıkartıyor arkadaşlar. Bilgisayarlar için Exe, iOS'lar, Mac'ler için ayrı, Android'ler için APK olacak şekilde arkadaşlar dosya formatlarında programlarını çıkartıyorlar. Opera GX'i de zaten daha sonra değineceğiz arkadaşlar nasıl kullanabileceğiniz adına. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz gibi arkadaşlar eklentileri, uygulamaları indirip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama lütfen şunu unutmayın. Her internet sitesinden her dosya indirilip kurulmaz. Android uygulamaları çalıştıracağım diye arkadaşlar BlueStack gibi uygulamaları farklı programlarda indirmeyin. Kendi kaynaklarından indirin arkadaşlar. Lisans satın alın. Paranız yoksa da lisanssız kullanın ama kesinlikle crack yapmayın. Çünkü crack dosyaların içerisinde %99 oranında virüs oluyor ve bu virüsler genelde bilgisayarınızda coin kazıyor arkadaşlar. Yani sizin bilgisayarınızda sizden habersiz bazı insanlar coin kazıp para kazanabiliyorlar arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Dediğim gibi Windows PowerShell yardımıyla daha sonradan da arkadaşlar bunların nasıl yapıldığını dilerseniz sizlere anlatabilirim. Eğer kullanmak istediğiniz uygulamalar yoksa bilgisayarınızda Microsoft Store'da yoksa arkadaşlar lütfen bunu yorum kısmına belirtin. Windows Subsystem for Android ile nasıl Windows 11'de APK uygulamalarını çalıştırabiliriz? Onlara da hızlı bir şekilde ilerleyen eğitimlerde değiniriz arkadaşlar. Şimdi sözün bittiği yere geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Enişten yorumlarınıza yorum kısmına yazabileceğinizi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.